Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görev yapan Selçuk Albayrak gelecek ekranlarınıza şimdi. Veteriner Albayrak, yabani hayvanların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Kilometreleri önemsemiyor, yabani hayvanların yaralarını sarmak için çoğu zaman arazide kilometrelerce yürüyor. Selçuk Albayrak, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Albayrak, aralarında nesli tehlike altındakilerin de bulunduğu yaralı yabani hayvanların tedavisi için canla başla çalışıyor. Albayrak, doğadaki birçok yabani hayvanın yaralarını sarmak için çoğu zaman arazide kilometrelerce yol yürüyor. Hayvanımızı teslim alıyoruz. İlk müdahalelerini, muayenelerini yapıyoruz. Eğer uzun süreli, yani kırıklar böyle 2-3 ay ya da 1 yıl 2 yıl kadar sürecek tedavilerimiz oluyorsa da onlar da Kars'ta yaban hayatı merkezimiz var. Rehabilitasyon merkezimiz var. Oraya transferini sağlıyorum ve orada tedavileri tamamlanıyor. Tabii tedavileri tamamlanan hayvanları doğasına, özgü yerlere tekrardan bırakıyoruz. Veteriner Albayrak tedavi ettiği yaban hayvanlarını daha sonra doğa ortamına bırakıyor. Meslektaşlarımın birçoğu evcil hayvanlara yönelmiş durumda ama yaban hayvanları hem daha derya deniz diyebileceğim genişliğe sahip ve tabii ki dünyamız, yaşadığımız doğamız için de çok çok öneme sahipler. Doğal dengenin, ekosisteminin korunmasında yaban hayvanlarının çok önemi var. Örnek vermek gerekirse bir hayvanın görevi belki yediği kabuklu yiyeceklerin tohumlarını bırakıp tekrardan doğada ağaçlandırmayı sağlamak. Ya da zararlı böceklerin biyolojik döngü, biyolojik savaşçı dediğimiz zararlı böceklerin toplanmasında, yenmesinde görev almakta ve insan sağlığını korumakta. Bu noktada biz vatandaşlar olarak her daim doğamızı İleri tetkik ve tedavi gerektiren hayvanları ise Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk ediyor. Albayrak bir canlıya umut olmanın mutluluğuyla çalışmalarını sürdürüyor. kafes aralığında bile çok farklı duygular hissedebiliyorsunuz. Çünkü o hayvanı özelliklerini de biliyorsanız eğer bir yırtıcının ne kadar yırtıcı olduğunu bilip ona müdahale ettiğinizde o gözlerindeki yırtıcılığı okuyabiliyorsunuz. Ya da eğer gerçekten size ihtiyacı varsa o ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. Ki en güzel yanı doğasına dönen hayvanlarda oluyor. Doğasına bıraktığımız hayvanlarda gerçekten bir minnet, bir teşekkür duygusunu size hissettiriyorlar. En iyi ihtimalle doğaya bıraktığınızda dönüp size bir bakıyorlar. Bırakmadan önce bir gözlerindeki o ışıltıyı, doğasına dönme mutluluğunu siz görünce, hissedince, tabii bu tecrübeyle, zamanla kazanılan bir olay. Bunu kazandıktan sonra o gözlerindeki mutluluk sizi daha da mutlu ediyor. Düştüğünü düşünüyorum. Onun için birazcık